Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yeni Cumhurbaşkanı Sol İttifakı'nın adayı Mustafa Akıncı oldu. Akıncı, rakibi Dervişeroğlu karşısında oyların %60,4'ünü aldı. Akıncı seçim zaferinin ardından birlik mesajı verdi. Biz gerçek anlamda içerikli bir değişimi bu ülkede geçerli kılacağız. Sizlerle bunu el ele, gönül gönüle başlatacağız ve başaracağız. Seçim yasaklarının bitmesinin ardından Akıncı taraftarları da Lefkoşa Merkez Seçim Bürosu önünde toplanarak sonucu kutladı. Çok mutluyuz. Yunan tarafına mesajımız bu. Adayı birleştirmek için bizimle beraber olmaları. Join us to unify this beautiful island. Seçimleri Euronews muhabiri Bora Bayraktar'da yakından takip etti. Değişim diyen ve Mustafa Akıncı'yı iktidara taşıyan Kıbrıslı Türkler seçim zaferlerini kutluyor. Peki ama aslen mimar olan Mustafa Akıncı acaba adada da barışın mimarı olabilecek mi? Bunu önümüzdeki ay başlayacak müzakerelerde göreceğiz. Bora Bayraktar, Euronews, Lefkoşa.